yapıyorsun anneciğim? He, ne yapıyorsun bebeğim? Ne yapıyorsun? Arkadaşlara bir hoş geldin de bak. Bir hoş geldin de arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlara bir hoş geldin de. Arkadaşlara bir hoş geldin de. Ha Tuspi'yim. Hoş geldiniz. Seni yerim ya. Kışkırtayım mı seni? Gel. Gel. Isırma. Annenin eli ısırılmaz. Buraya gel. Buraya gel. Bak bak bak. Bak seni yerim bak Sıpa. Sıpa bak seni yerim Sıpa. Bak seni yerim. Bak seni yerim. Allah'ım. Atarlandı. Kızdı. Sinirli erkek seni. Cini sinirli. Cini cinirini yerim. Cini sen kime atar yapıyorsun oğlum? Sen kime atar yapıyorsun sen? Değil mi bu? Bakışlara bak, bakışlara. Bakışlara. Oo. Oğlum ufacık totonla dünyayı devirdin lan. Bunun kafası? Nerede bunun kafası? Ne yaptın kafasını? Gövdesini bir yere ayırmışın kafasını bir yere. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Hı? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Bak patiye bak patiye bak bak bak. Bak. Bak bak patisine bak patisine bak. Sıpa seni. Tamam yeter bu kadar. Barışalım gel. Öp annenin elini şimdi. Öp oğlum. Hadi öp bakalım. Öp benim bakalım. Öp. Tamam barıştık canım. Tamam. Tamam hadi yeter bu kadar artık. Videonun yarısı seninle oldu. Yeter. Evet, anam bacım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Görüşmeyeli nasılsınız bakalım. Beni görmüş olduğunuz gibi Zeynep'i okula bıraktım. Şunun kafası kırıldı malum biliyorsunuz. Hemen şurada şu yapıştırıcı varken yapıştıralım. Bunda da kalmıştır inşallah. Açabilirsem. Hemen şöyle sıkalım yapıştıralım. Bunda da kalmamış sanırım. Ha, kalmış biraz. Bakın 2 dakikada sapı sağlam yaptım. Becerikliyim ha. Allah becerikliyim. Bakın hatta hiç anlaşılmadı bile. Görüyor musunuz? Vallahi becerikli hatunum. Onu da koyalım hemen yerine. Evet bu kadar. Bitti. Şu gözümün kanına bakar mısınız yine nasıl kanlandı ya. Uf. Vallahi damlam da bitti. Eczaneden gidip damla alacağım. Her neyse canlar şimdi evde herkes gitti kaldık baş başa sizle ben. Anam bacım. Şimdi sabah Ömer'i okula babası bıraktı. Zeynep'i görmüş olduğunuz gibi ben bıraktım. Böyle şu anda evde öğlene kadar bugün tek başımayım bakayım. Sonra da öğlen Ömer'i okula almaya gideceğim. Bugün böyle koşuşturmalı bir gün olacak benim için. Öğlen Ömer'i okula almaya gideceğim. Sonra eve gelip karnını doyurduktan sonra dershaneye götüreceğim. Ondan sonra ben görmüş olduğunuz şu kadın spora gidecek. Yani spora gidip de üstte kilo alan tek insan da benimdir herhalde. Böyle. Neyse sonra Zeynep spordan çıktıktan sonra Ömer'i alacağım. Eve geleceğim. Sonra Zeynep okuldan gelmiş olacak. Arkasından Zeynep dershaneye. Sonra neyse ki Zeynep 8'de çıkıyor. Artık onu da Ümit alacak. Yani o kadarına da benim takatim yetmez. Neyse bacım. Dün evlerin her yerini dip bucak o kadar güzel bir şekilde süpürüp sildim ki. Dün çok iyi evin içini temizledim ama camlarım yıkanacak. Bugün camları yıkamak istiyorum. Camlarım rezalet bir durumda. Ama bu kadar koşuşturmanın içerisinde ne ara camları temizleyip ne ara videoyu çekeceğim. Bir taraftan da onu düşünüyorum gerçekten. Bir taraftan diyorum acaba yarın mı yıkasam ama yarın da işim var. Yarın hem çarşıya gidip bir... Gerçi birçoğunuz bilmiyorsunuz söyleyeyim. 30 Ekim'de Allah nasip kısmet ederse oğlum Ömer'in sünnet düğünü olacak. Daha öncesinde 2 kere iptal olmuştu sünnet düğünü. Birisi pandemiden dolayı tam sünnet düğününe 8 gün kala düğün iptal olmuştu. Geçen sene de Ağustos'un 30'una tutmuştuk. Ağustos'un 5'inde kayınbabam vefat edince öyle iptal oldu.
Bu yıl bakalım yine bir niyetlendik. Hala neden diye iptal olacak diye bekliyorum ama bu sefer pek iptal olacağı benzemiyor. Onun için ilk o dönemde ben elbise diktiriyordum dikim evinde. O zaman iptal olunca elbisem kalmıştı. Yarın işte bir onun provasına gitmek istiyorum. Tabii o zamanki kilomla şimdiki kilom bir değil. O zaman çok zayıftım. Şimdi çok kilo aldım. O elbisenin içerisine sığma imkanım yoktu. İşte yarın bakalım bir onun provasına gitmek istiyorum. Elbiseye bir bakayım, bir kontrol edeyim ne durumda. Bugün sabaha kadar rüyamda elbiseyle uğraştım. Ondan sonra çarşıdan sonra da elbise provasından sonra da bir mezar ziyareti falan yapmayı düşünüyoruz bakalım. Onun için bir yarına mı bıraksam diyorum camları, bir bugün mü yıkasam diyorum, böyle bir kararsız kaldım. Artık bakalım gün ne getirirse. Şimdi bacım ben kalkayım kahvaltımı yapayım bir önden. Mutfağımda akşamdan kalma, mutfakta felaket durumda. Dün valla evin içinde o kadar uğraştım ki artık mutfağa mecalim kalmadı gerçekten. Mutfakta böyle akşamdan kaldı. Bir de sabah 6'da uyanıyorum. Erken uyanıyorum. Ömer 7.30'da okula gittiği için. Valla videonun yarısı konuşmayla geçiyor. Ondan sonra öyle akşamda erkenden yatmak zorunda kalıyorum falan. İşte her neyse yani bu şekilde gözümde onun için kanlı yani böyle uykuyu alamadığım için. Valla bizde bu ırsi zaten genetik kanlı göz. Babamın gözleri de hep böyle. Keşke başka bir yönün babama çekseymiş. Niye bu çekmiş ki? Her neyse ben şimdi kalkıyorum kahvaltımı yapıyorum sonra tekrar görüşürüz bakalım. Merhaba canım, merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Yalnız sen iyi olamazsın. Sen nasıl iyiyim diyebilirsin? Sen iyi olamazsın. Senin iyi olma gibi bir şansın yok çünkü sen leş gibisin. Baksana üzerinde yağmurun, tozu, toprağı, çamuru var. Sen nasıl iyi olabilirsin? Sen hiç iyiyim derken utanmıyor musun? Aa! Yalnız şu gerçekten camın kirliliğine bakar mısınız? Yağmur yağdığı için böyle leş gibi oldu. Yalnız bir şey söylemek istiyorum anam bacım. Şimdi benim hem ön tarafta hem arka tarafta boydan boya balkon olduğu için ben böyle camları temizleyeceğim zaman çıkıyorum o balkona, bir güzel dışarıdan yıkıyorum. Sonra içeriden siliyorum. Yalnız benim balkonlardan ön taraftaki camlara yağmur falan değmiyor. Ama bu salonun camı çok çabuk batıyor haliyle. Yani diğerlerinkini balkon engelliyor ama bununkini maalesef engelleyen bir şey yok. Onun için de böyle leş gibi. Bakalım şimdi camları bugün yıkayamasam bile şu salonun camını bir temizlemek istiyorum. Çünkü kendileri leş gibi. Aa, görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Leş. Neyse bakalım. Aslında dün temizlik yaparken buranın camını da silmek istiyordum ama bunda işim uzun süreceği için dedim ki neyse dedim sonra silerim dedim. Ama ne demiş büyüklerimiz? Bugün işini yarına bırakma. Çünkü bırakınca böyle kalıyor. O an aklına geldiği gibi yapacaksın aslında. Her neyse. Ama bakın aynalarımı sildim. Aynalarım cam gibi. Bir gün halamın evinde böyle aynasını siliyorum. Dedim ki hala dedim. Aynanı dedim bir sileceğim bakınca kendini göreceksin. Ya kendimize espri yapmıştım. Ama bakın aynaya. Pırıl pırıl. Tertemiz. Bir yerde bir yazıda okumuştum. Şey diyor, Türk milleti kadar değişik bir millet yok diyor. Aynayı siler cam gibi oldu der, camı siler ayna gibi oldu der. Ne kadar doğru bakın, cam gibi oldu. Neyse, bacılarım buranın halıları da yıkamadan geldi ama dediğim gibi temizliği bitirmeden sermek istemiyorum. Çünkü ben temizliği bitirene kadar buradaki halılar yine yıkamaya gidilecek hale gelir. Onun için bir güzel temizliği bitireyim. Şu koltukların falan hem içeride oturma odasını hem de buranın böyle şu minderlerini falan söküp yıkayacağım. Şu günü bir atlatayım da artık yarın falan yaparız bakalım beraber. Ama bugün ne olursa olsun şuranın camını silmek istiyorum. Daha hala kahvaltı yapmadım. Şimdi de kahvaltı yapmaya gidiyorum. Bu sefer kesin yapacağım inşallah bakalım. İlaç, gel beraber kahvaltı yapalım. Gel. Gel oğlum. Gel. Şöyle Müge Anlı eşliğinde kahvaltımı hazırladım. Böyle göz yumurta yaptım. Ben bandırmalı yumurta diyorum şöyle. İki tane üçgen peynir koydum. Domates, krem peynir, şu yapmış olduğum kahvaltılık sos. Bunu mutlaka yapın. İki dakika şu Müge Anlı'nın sesini bir kapatayım. Zeytin, iki dilim tam buğday ekmeği. Şöyle sallama çayım. Tuzluğum da çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Bu şekilde kahvaltım da hazır bakalım. Şimdi Müge Anlı eşliğinde kahvaltımı yapacağım.
İlaç yine gitti, yerine yattı. Şu masa da katlanır masa. Bunu da böyle getirdim, çocuklar ödev yaparken böyle burada gözümüzün önünde yapsınlar da. İkisi de çalışma masasına gidip yapmıyorlar. Geliyorlar burada böyle sehpaların üstünde. Ben de onun için bunu buraya getirdim. Şimdi burada rahat rahat yapıyorlar. Benim de işime yaradı kız. Ne güzel, Müge Anlı'yla böyle karşılıklı kahvaltı yapıyor gibi oluyoruz. Neyse, şu kahvaltımı yapayım da işlerime bakayım ben. Az önce kahvaltıdan sonra mutfağı topluyordum, aklıma ne geldi vallahi. Gül gül öldüm. Gul gul öldüm. Size de hemen böyle bir anlatmak istedim. Niye saçma bir şekilde aklıma bu geldi. Şimdi Japonya'da mı, Çin'de miydi? Neredeydi kız? İşte her neyse, orada bir yerde böyle 5 dakikada hırsız yakalayan robot icat ediyorlar. Sonra robotu İngiltere'ye gönderiyorlar. Robot İngiltere'de 5 dakikada 50 tane hırsız yakalıyor. Bak şimdi. Sonra robotu Fransa'ya gönderiyorlar. Fransa'da 5 dakikada 30 tane hırsız yakalıyor. Sonra Almanya'ya gönderiyorlar. Almanya'da da 5 dakikada robot 10 tane hırsız yakalıyor. Sonra denemesi için Türkiye'ye gönderiyorlar ve sonuç Türkiye'de 5 dakikada robotu Ay, aklıma bu geldi. Ay, her neyse bacım, bu arada cumanız mübarek olsun. Bugün günlerden cuma vallahi. Öyle evde boş boş oyalana oyalana cuma saatini ettik bakalım. Mutfağı falan topladım. Şimdi artık geriye salonun camı silinecek kaldı. Bu arada kuzenim aradı. Ömer'i de okuldan o alacakmış. Dedi o taraflara ben dedi geleceğim, işim var dedi. Sen dedi Ömer'i almaya gelme, ben dedi alırım getiririm ben de. İyi dedim, vallahi benim de işime gelir bacım dedim. Öyle Ömer'i de o getirecek. Evet, bu saçma aklıma gelen fıkrayı da sizlerle paylaştığıma göre. Gidelim bari, ne yapalım bacım. Salonun camını silek, haydi. Vallahi şeyi de düşünmüyordu değilim, diyorum ki spora gitmesen beraber camlarımı yıkasak diyorum. Cam yıkamak bile spora gitmiş kadar olur benim için, yani üşengeç insan için olur. Öyle bakalım bir. Ömer bir gelsin de karnı bir doyurayım, onu dershaneye bir bırakayım. Eğer şey olmazsa vallahi spora gitmeyip sizlerle beraber cam yıkamak istiyorum. O şekilde anam bacım, haydi kalkalım, ilk önce şu salon camını bir silelim de gerisine de bakarız. Daha vakit çok. Ömer Paşa okuldan geldi. Yanımda Bir dersen kendisi. indirim. Evet. Karnını doyurdum. Ona bir tost yaptım. Karnını doyurdu. Üstünü değiştirdi. Biraz dinlendi. Zaten okulla dershanenin arasında bir saat var böyle. Şimdi karnını doyurduk bakalım. Üstünü de değiştirdi. Artık dershaneye gidiyoruz. Onu dershaneye bırakacağım. Sonra spora gitmekten vazgeçtim. Gelince de camları yıkayacağız sizlerle beraber. Bakın, sizin için spora gitmekten vazgeçtim. Kıymetinizi bilin. Ne kadar sevildiğinizi bilin. Bu kadar. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz. Hadi bakalım Ömer Paşa. Çantanı arkadan al. Tamam. Yavaş be. Haydi, iyi dersler. Allah'a emanet ol. Saat 5'te gelir alırım seni, tamam. Hadi bir girsin bakalım içeri. İbrahim Hoca da geldi.
Haydi. Ne oldu? Ha, o da mı geldi? Tamam. Yusuf da gelmiş. Arkadaşı. Haydi görüşürüz Ömer Faruk. Şimdi bacılarım, şöyle cam temizliğine geçmeden önce bir kahve içeyim dedim. Bakın bu menengiç kahvesi. Bunu 101'den alıyorum. Şöyle bir ölçek. Şu şekilde bundan katıyorum kahve. Sonra şöyle bir çay kaşığı da Nescafe'nin granül kahvesinden katıyorum. Şu şekilde, hatta bir tık daha katabilirim. Evet, sonra sıcak suyumuzu ekliyoruz. Bunu dilerseniz Türk kahvesiyle de karıştırabilirsiniz. O zaman da güzel oluyor ama ben granül kahveyle daha çok seviyorum. Sonra böyle karıştırıyoruz. Ondan sonra afiyetle içmeye başlıyoruz. Bunu içtikten sonra peki ben ne yapıyorum? Cam temizliğine başlıyorum. Siz de o ara beni keyifle izliyorsunuz kahvenizi içerken. Bu arada buzluktan da şöyle bütün tavuk vardı. Onu çıkardım. Biraz sonra bunu da düdüklüye koyacağım. Ben camları yıkayana kadar kız helal yazıyor. Helal olsun sana. Bunu da düdüklüye koyacağım. Ben camları yıkayana kadar bu da haşlansın. Bugün de menüde maklube var. Beraber maklube yapacağız efendim. Haydi o zaman ben kahvemi içeyim. Siz de kahvelerinizi için, bir taraftan da beni izleyin bakalım. Ay camlar, yine şöyle üstümü değiştirdim, geldim karşınıza. Vallahi bugün çok fazla üst değiştiriyorum. Sanki podyuma çıkıyor gibiyim. Neyse, yine şu sarı sivitimi giydiğime göre temizlik var demektir. Şimdi ilk önce camlarımı bir güzel dışarıdan yıkayacağım. Sonra sileceğim. Kovamı getirdim. Kovalarımı, bezlerimi getirdim. Fırçamı getirdim. Yalnız yıkarken sadece çamaşır suyu ile cif kullanıyorum. Zaten şimdi siz de yıkarken göreceksiniz. Hadi o halde başlayalım bakalım. Yalnız ön tarafın camlarını da yıkayacağım da onları çekmeyi düşünmüyorum. Sadece arka tarafı çekeceğim çünkü vlog süresi çok da uzun olsun istemiyorum. Çünkü maklubeyi de çekmek istiyorum sizlere. Onun için sadece bu arka tarafı göstereceğim bakalım. Hadi hazırsanız hemen başlıyoruz. Evet camlar, şimdi şu benim şöyle cam bezim. Bununla şimdi camları sileceğim. Ya, ben bunları Instagram'dan sipariş vermiştim. Şimdi bununla camları silerken bakın ne deterjana gerek var ne başka bir şeye. Bunu kullanmadan önce kovada sıcak suyun içerisine bekletiyorsunuz. Sonrasında ise bunu kullanmadan önce bir güzel yıkıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Sonra şöyle bir çırpıyorsunuz. Katlıyorsunuz, camları siliyorsunuz. Ne kurulamaya gerek var ne de durulamaya. Şimdi bununla camları sileceğim bakalım. Silerim.
canlar, şimdi ben maklubenin hazırlığına da başladım. Patatesleri cam temizliğine başlamadan önce böyle küp küp doğramıştım, suya ıslamıştım. Şimdi onları böyle şöyle yağlı kaserdeyim, fırın tepsimi aldım. Üzerine biraz sıvı yağ gezdirdim. Şöyle tuzunu attım, harmanladım. Şimdi bunu fırına süreceğim. Genelde bunu kızartarak yapıyorlar da ben kızartma yapmak istemiyorum. Böyle fırında hafif yağ ile bunu şimdi süreceğim. Ondan sonra da diğer yapım aşamalarına geçeceğiz bakalım. Şimdi şunu fırına bir götüreyim önden. Şimdi bacım, tereyağını şöyle tencereye aldım. Pirinçlerimi ekledim, tuzunu da attım. Şimdi bolca bu pirinci kavuracağım. Kavurduktan sonra da şurada da bak hala su, tavuğun suyu sıcak olsun diye onu da bir taraftan hala haşlamaya devam ediyorum. Tavuk haşlandı da. Sonrasında tavuğun suyunu pilavıma dökeceğim. Ondan sonra pilavımı pişireceğim. Sonra bu tavukların etlerini tiftikleyeceğim bakalım. Bu şekilde maklubemin hazırlığına devam ediyorum. Ama önden şu pilavı bir yapayım bakayım. Bunu dediğim gibi bolca kavuracağım. Kavurduktan sonra da tavuğun suyunu dökeceğim. Sonra pişmeye bırakacağım. Bu arada şeyi de unuttum. Onu da söyleyeyim hemen. Patateslerin üzerine havuç da ekledim. İlk önce havucu koymayı unutmuşum. O sonradan aklıma geldi. Sonradan ekledim. Yani havuç da katacağım. Aslında bunu yapmaya sabah karar verdim. Eğer bu akşamdan aklıma gelseydi ben nohutla ıslatırdım biraz. Bu pilavı nohutlu yapardım. Genelde öyle yapıyorum ama bugün sabah ne yapsam diye böyle buzluğu açınca orada tavuğu görünce hadi maklube yapayım dedim. Öyle aklıma geldi. Neyse bakalım, sağlık olsun. Bu sefer de nohutsuz olsun. Böyle pirincimi kavuruyorum bakalım. Şimdi bacım şöyle bir tane düz tencereyi çıkardım. Şimdi tencerenize dikkat edin. Tencerenizin hani böyle altı geniş olup ağzı dar olanlardan olmasın. Çünkü o zaman maklubeniz dağılır ki zaten böyle de dağılma ihtimali çok fazla yüksek yani. Neyse şimdi fırından patatesimle havucumu çıkardım. Şurada şöyle tavuklarımı tiftikledim. Bu kuşbaşı etle de oluyor ama biz tavukla daha çok sevdiğimiz için tavukla yapıyoruz. Bunun aslı kuşbaşı etli oluyor. Neyse şurada da şöyle pilavım hazır. Yalnız altını yeni kapattım. Dumanı böyle üstünde şey olmasın diye şöyle. Neyse şimdi sırasıyla bakın. En alta tavukları dizeceğim. Niye odaklamıyor? Sonra patatesleri dizeceğim. Ondan sonra da pilavını koyacağım. Zaten şimdi göstereceğim bakalım. Hadi geçelim yapım aşamasına. Patatesler dizildi. Sıra tavuklarda. Tavuklar da dizildi. Sıra pilavda. Pilavı da konuldu. Şimdi çevirme işlemine geçebiliriz. Şimdi bacım şöyle bir tane fırın tepsisi çıkardım. Şöyle nasıl göstereyim size. Tencerenizi şöyle içine alacak şekilde bir fırın tepsisinin olması gerekiyor. Gördünüz mü? Bakın tencereyi bir güzel kapladı. Şimdi ters çevireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde. Eyvah eyvah. Daha çıkartmadan dağıttım. Şöyle buraya alayım. Daha net görün. Görüyor musunuz? Hadi bakalım. İnşallah dağılmaz. Çünkü dağılma riski çok fazla. Bismillahirrahmanirrahim. Dağılıyor. Bu kadar. Şimdi durun be, nereye düşüyorsunuz? Şurada iki şov yapacaktım. Şovumun içine ettiniz. Durun. Bak hala istikrarla düşmeye devam ediyorlar. Utanmadan. Neyse şöyle koyayım arkadaşlar. Şöyle kenardakileri. Şöyle bakın. Pasta gibi olacak görüntüsü. Benimki pek öyle olmadı. Siz benimkine bakmayın. Sonra yanına da şöyle salata yaptım. Bakın. Yalnız benim evimde yeşillik yoktu. Dolapta olan malzemeler böyle havuç, mor kelem, işte domates, salatalık, yeşil biber, kuru soğan. Böyle bir salata yaptım. Şimdi salatayı da etrafına döşeyeceğim. Şöyle. Fıtı 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 döşeyelim hemen. Ve
maklubemiz hazır. Şimdi son halini de sizlere göstereyim hemen. Bakın anam bacım, maklubemin son şekli, son hali bu şekilde. Yani buna şekil şükür kalmadı. Bir şov yapacaktım, yaptırmadılar sağ olsunlar, patates ve havuçlar. Bunun pasta gibi olması gerekiyordu. Bakın en altta pilav, arada tavuk, en üstte de patatesle kabak diyecektim, havuç. Neyse, bu şekilde hazır. Etrafına da böyle salatasını koydum. Şimdi bizlere afiyet olsun. Yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. Siz isterseniz bunun içerisine bezelye, işte patlıcan, kuru soğan koyanlar da var. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz bu şekilde sevdiğimiz için ben böyle bu şekilde yaptım. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. Keşke bir de şov yapabilseydim de. Her neyse artık sağlık olsun. Bizlere de afiyet olsun.